Baksana bir. Buyurun hocam. Seda yok mu? Yok hocam. Geçen okulun bahçesinde kavga ediyordunuz yani bağıra çağıra. O günden beri görmedim. Seda'yı görürsen söyle beni arasın. Tamam. Ben uzun zamandır bir konu üzerine düşünüyorum. Hayatımla ilgili bir dönüm noktasındaydım. Bir karar vermem lazımdı. Kendi hayatımı mı yaşayacağım? Yoksa birlikte bizim hayatımızı mı yaşayacağız? Bir seçim yapmam lazımdı ve ben bizi seçtim. Bizi. Sen de beni. İkimizi yani. Şimdi diyeceksin ki başka bir ihtimal var mıydı? Yoktu tabii. Ama başka bir ihtimalin olma ihtimali bile beni öldürüyor. Kendimden korkuyorum çünkü. Kendi önüme geçememekten korkuyorum. Seni benden kurtarmam gerek. Anlıyor musun? Ve ben canım bunun bir yolunu buldum. Kendimi sana hapsetmek. Seninle bir olmak. Bir daha hiç ayrılmamacasına. Birbirimize birbirimizden başka bir şans tanımamak üzere. Çünkü şu gün ben bütün varlığımla inanıyorum ki bizim bizden başka şansımız yok. Sana yalan söylemeyeceğim, ben bunu düşündüm. Bize bizden başka biz var mı diye. Ama yok. Yemin ederim yok. Hatta bazen abarttığımı düşünmeni istemem. Şu hayata sırf seni sevmek için geldiğimi düşünüyorum. Hayır, düşünmüyorum. İnanıyorum buna. Ağzının bu kadar iyi laf yaptığını bilmesem sana inanacağım, biliyor musun? Aşağılık yalancı. Yalan söyleyecek olsam daha afili cümleler kurabilirdim, biliyorsun. Biliyorum, evet. Peki. Madem onu biliyorsun. O zaman sana şimdi sorunun büyüğünü soruyorum. Benimle nereye kadar gelebilirsin? Sonuna kadar gelebilir misin mesela? En sonuna kadar. Bu soruyu sormanı o kadar uzun zamandır bekliyordum ki. Ayşe. Seni seviyorum. Benimle evlen. Sen ciddiysin. Ecel kadar. Peki bu kız ne olacak şimdi? Söylediğin gibi. Ondan boşanıyor. Sen ciddisin. Sen farkında değilsin belki ama seni sevmek ciddi.